Arkadaşlar nasılsınız? Bugün neredeyim? Lan Bangkok'un merkezine geldik akşam vakti. İnanamazsınız, bu kadar öyle bir güzellikte ki. Şimdi başlayalım gezimize. Size her yeri göstereceğim. Anlatacağım da. Haydi zaman kaybetmeyin. Başlamadan önce sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Takip etmeyi unutmayın. Hadi devam edelim. Arkadaşlar şuraya bakın. İlk başta etrafı göstereyim size. Yani şu dev reklamlara bakın ya. Biz kenar mahallelere gitmiştik. Bangkok hani Tayland böyle çok fakir falan zannettim. Bu merkeze geldim. Alışveriş merkezi var burada da arkadaşlar. Hele şu trene bakın ya. Şehrin üstünden tren geçiyor. Böyle katlı katlı hem de. Yani şok oldum ya. Yani Polonya, İstanbul'u karşılaştırınca yani Bangkok'la. Bangkok yani Polonya, Varşova, şey İstanbul hiçbir şey. Ben bu kadar yani kendim bildiğin şeyde hissediyorum ha. New York'ta falan hissediyorum. Yemin ediyorum yani gökdelenler. Yani o kadar zengin var. Ya mutlaka alacaksınız. Nike'lime bakmayın da. Arkadaşlar bu arkada gördüğünüz alışveriş merkezi Central World. Normalde hali hazırda bulunan alışveriş merkezi. Bu yanında gördüğünüz reklamlı yerde yeni yapıldı ayrıca. Bazı çoğu mağazalar kapalı. Fiyatlara baktım. Fiyatlar da burada mağazalarda çok fazla Avrupa markasını göremiyorsunuz. Genelde yerel markalar çok. Ama böyle Avrupa genelde fiyatlara baktığımda Türkiye, Polonya fark etmiyor. Fiyatlar aynı. O öyle ucuz diyemeyeceğim giysiye falan baktığınızda. Gelin devam edelim. Arkadaşlar yemin ediyorum ben ilk başta hani Tayland hakkında belki biraz şey konuştum. Belki biz o kenar mahallelerini çok gezdim gördüm. Bu merkezine ilk defa geldim. Yemin ediyorum Tayland'a baktığımda gelir durumuna Türkiye'den daha yüksek. Polonya'yla aynı seviyede ve masraflar çok ucuz. Yani burada daha çok kazanıp daha az masrafla yaşıyorlar. Yemin ediyorum şok oldum ya. Yani gerçekten tam yaşanılacak yer. Yaşamak ister miydim? Evet şu an. Gerçekten de yaşamak isterdim. Ama yemin ediyorum bakın dindar olmayan bir ülke. Hiçbir baskı yok. Sen oruç tutuyor musun, tutmuyor musun, bilmem ne misin, ırkın mı nedir, rengin nedir karışmıyorlar. Ben bunu sadece Türkiye için demiyorum. Polonya'da için dedim. Polonya'da için diyorum. Polonya'da aynı yani. Burada pazara gidiyorsun ya, pazar. Adı herkes İngilizce bilmeyen bir kişiyi görmedim. Ve ya şimdi diyeceksiniz ki oralar koloniydi. Tayland Asya içerisinde tek koloni olmayan ülke. Diğerleri İngiltere, Fransa tarafından kolonileştirilmiş ama Tayland bir kere bile koloni olmamış. Ve herkes İngilizce biliyor ya. Ya belki şimdi başkent diyeceksiniz ki şehrin dışına da çıktı, köye de gittik. İngilizce biliyorlar adamlar. İnanamayacaksın ve din yok, baskı yok. Yabancısın diye kimse sana bakmıyor. Ve çok rahat kamerayla video çekebiliyorum. Ve üstünde insanlar gülüyor. Yemin ediyorum gerçekten medeniyet var. Ve Tayland'a bakış açım gerçekten çok değişti şu an. Arkadaş kesinlikle yani adım başı gökdelen yüksek binalar. Yani insanları da gördüm şimdi o kötü mahallelerden çıktık da. Yemin ediyorum Tayland, Polonya'ya da baktığımızda daha büyük ekonomiye sahip olduğu kesin zaten. Onda kesinlikle herhangi bir şüphe yok. Yani tüm büyük şirketler burada. Çin gibi de değil. Facebook'ta var, burada Google'da var.
her şey işliyor yani. İnternette her şeye erişiminiz var. Ama kötü yanı var. Şöyle bir şey de duydum arkadaşlar. Tayland'da aşırı rüşvet dönüyor. Hem kendi halk içerisinde rüşvet hem de devlet görevlileri, polisler olsun rüşvet çok var. O bakımından gerçekten iyi değil. Karşısında Novo Hotel ve en uzun binası BMW logolu olan X3 olan reklam dönüyor tepesinde. Oradaydım da. Oradan da videom var. Bu Bangkok'un en yüksek binasına çıktık diye onu da izleyin. Arkadaşlar şimdi mangolu pilav istedik. Çok yani internetten izlemiştim. Bazı youtuberlar da buraya gelince dinlemişti. Önermişlerdi. Şimdi geldik Kayı restoranına. Hatta burada da helal işareti var. Helal et veriyorlarmış herhalde. Ki et değmiyorum zaten şu an. Ama bakalım nasıl olacak. Fiyatı da 150 baht. 1 baht. 31 dolar 32 baht. Oradan hesaplarsınız. Yani ortalama 5 dolar falan denk geliyor diyebilirim. 5 dolar da değil. Yani 4-5 dolar civarında evet. Yemek geldi arkadaşlar. Gelin bir deneyeyim. Mango, pilav, pilavın üzerinde de bir sos var ama ne sos olduğunu bilmiyorum. Kokonat. Üzerine de kokonat süslü bir sos koymuşlar. Mükemmel. Denemek istiyorsanız kesinlikle buraya geldiğinizde deneyin. Ya da herhangi bir Thai restoranda. Sticky mango rice. Sticky mango rice. Kesinlikle deneyin, mükemmel bir tat. Arkadaşlar sonunda otelimize vardık. Meyvemizi de aldık. Yemin ediyorum yoruldum. Dinlenme zamanı. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Facebook, Instagram, YouTube hesaplarımı ve biliyorsunuz ayrı bir İngilizce vloglar çektiğim kanalım bulunmakta. Onu da buraya koyuyorum. Altta açıklamalar kısmında da direkt linkini bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Sosyal medya hesaplarını takip edin. Bana yazmak isterseniz yorum yatabilirsiniz. YouTube'dan yazabilirsiniz. Facebook'tan yazabilir ya da Instagram'dan DM atabilirsiniz. Instagram'dan da çılgın fotoğraflar paylaşıyorum. Takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Hala beğenme butonuna basmadıysanız beğenin. Takip etmiyorsanız takip edin. Paylaşın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.